Götürün şunları. Nereye götürüyorsunuz onu? Layık olduğu yere. Hayırdır? Siz niye geldiniz? Konuşmaya geldim. Söze şöyle başlayayım. Seni çok takdir ederim Baran. Mertsin. Dürüstsün. Herkes bilir bu hasletlerini. Uzatma. Niye geldin? Oğlumu almaya. Boşuna gelmişsin. Oğlum hayatının yanlışını yaptı. Ve bedelini ödeyecek. Ben Cevahir'in babasıyım. Onu takdir etmekte... Suç işlediğinde bedelini ödetmek de bana düşer. Bırak, cezasını ben keseyim. Bugüne kadar keseydin bana gerek kalmazdı. Senin oğlum bize namertlik yaptı Nadir. Cezasını kesmek de bize düşer. Haklısınız. Oğlum hatalı. Ama bir de Nadir Şeyhanlı var. Bu karşınızdaki şahıs, oğlunu onun bunun eline bırakmaz. Haddini aşma, doğru konuş. Karşında karabeyler var. Üzerine alınma Baran. Bu sana özel bir durum değil ki. Oğluma kasteden kim olursa olsun, bana da kastetmiş olur. Hasım oluruz. Hasımlarıma ne muamele edersem, size de aynısını ederim. Elinden geleni ardına koyma. Son sözün nedir Nadir? Onu söyle hele. Sen eskileri bilirsin Kudret. Gençler şimdi kafasına göre işler yapıyor. Demem o ki, bir şeyhanlının kanı akacaksa onu yine bir şeyhanlı akıtır. Ha. Başkası akıtırsa o zaman mevzu değişir. Kan davası başlar. Bir şeyhanlının kanı akarsa bunun bedeli ağır olur. Size yarın sabaha kadar mühlet. Ben kan davasından yana değilim. Beni böyle bir şeye mecbur etmeyin. Yarın sabah gelirim. Ölü ya da diri oğlumu alırım. Ondan sonra da ne gördüysem ona göre muamele yaparım.
nasıl bir şey ya? Geç mi kaldım ben? Yasmin, sen çocukluk günlerini mi özledin? Yok. Yetişkin yetişkin yaşıyorum işte. Her şey yolunda. Ha, o mu? E, o da yetişkin şakası. Hani senin yaptığın şakalardan var ya, ondan. Ya aynı şey mi Allah aşkına ya? Ya sen cidden çocuksun ha. Senin büyümeye ihtiyacın var. O mektubu da ne kadar kötü yazdığına girmiyorum bile şu an. E, peki ya şiir? Onu bayağı böyle özenerek yazmıştım da. Ha, şiir. Şiir süper ya. Şiirin 10 numara. Sen bu işi bırakma da, tamam mı? Hatta bunu gazeteye falan ver, bunu basarlar. Ah. Hatta bu arada ben seninle bir şey konuşacaktım ya. Konuşmayacağım artık, bitti. Tamam, yok öyle bir şey. Aman iyi be, konuşmazsan konuşma. Merakımdan ölüyordum ben de. Baba, siz çalışma odasına geçin. Geliyorum ben de. Cem, hadi oğlum. Ana, hadi içeri geçin. İyi misin? Şu mesele kapanmadan nasıl iyi olabilirim? Ne diyor bu adam Fırat? Cevahir ortadan kalkmadan bize rahat yok Gül. Gel. Neden teslim etmedin babasına? Çünkü düşünmem lazım. Düşünecek ne var Baran? Adam kan davasını yeniden başlatırım diyor. Duymadın mı? Bir an duydum. İzin verirsen düşüneceğim duyduklarımı. İyi. Sen yalnız kal biraz. Ben de yorgunum zaten. Sana bir şey anlatmak kolay olmuyor malum. Dilan! Bu adam kulağımı bastı. Herkesi öldürecekti. Seni, Cihan'ı, Fırat'ı, babamı, herkesi. Benim bir şekilde bu adamı durdurmam lazım. Doğru anlamış mıyım? Çok güzel anlamışsın. Umarım şimdi sakince düşünürsün. Çünkü bu sorunun başka türlü ortadan kalkması mümkün değil. Tek çözümü sakince düşünüp taşınmak. Ama düşünürken bizim kan davasını istemediğimizi de aklında tut. Şimdi son zamanlarda lokantada bir otorite boşluğu fark ettim. O yüzden bazı yeni kurallar getirmek şart oldu. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. İyi anlaşılsın. Kural 1. İş yerinde iş harici hiçbir konu konuşulmayacak. Kural 2. Patrona her zaman saygı gösterilecek. Kural 3. Herhangi bir kural ihlalinde mesai saatleri arttırılacak. Geldi yine Hammurabi kanunları. Şimdi ben bu Hammurabi kardeşi tanımam. Ama iş yerinin selahiyeti için böyle bir karar verdiyse de eyvallah, doğru yapmıştır. Bana bak Harun. Ben de selahiyet falan ne, onu anlamam. Şu elimdeki mısırları görüyor musun?
Eğer ki bu kurallar uygulanırsa hepsini Terhan'a eboce ederim, görürsün. Tamam, dur. Tamam, sakin ol. Bak, tarhana benim kırmızı çizgim. Tamam. Ben iftarı tarhanasız yapmak istemiyorum. Kural mural yok o zaman, tamam mı? Tamam. Tamam. Bak şöyle yapalım o zaman. Sen elindeki mısırı oraya bırak. Sonra konuşalım. Tamam. Tarhanayı rahat bırak. Hadi bırak onu. Bırak bana onu. Bırak. O soysuz ikinci bir şans hak etmiyor. Asla. Şu Nadir'e bak ya. Gelmiş bize posta koyuyor. Sen adam olsaydın da oğlunu zapt etseydin önce. Sakin olun çocuklar. Fevri olmamakta fayda var. Bu kan davasının ne olduğunu en iyi biz biliyoruz. Aynen öyle. Böyle tehditlere papuç bırakılmayacağını biliyoruz. O pisliği babasına teslim edersek rahat durmayacak. Kan dökmeye devam edecek. Onu durdurmak lazım. Nadir, Cevahir için cezasını ben vereceğim demişti ama. Madem öyleymiş, niye yapmamış bu zamana kadar? Tutan mı vermiş? İyi düşün oğlum. Tek başıma olsam şu dakika kesmiştim cezasını. Ama düşünüyorum. Ailemi, aşiretimi düşünüyorum. Abi. Sen ne karar verirsen ver, kabulümüz. Öyle tabii abi. Ailesinin kaderinin konuşulduğuna inanamıyorum. Belki hayırlı bir karar verirler kızım. Fırat'ın pek öyle bir hali yoktu anne. Cevahir denen soysuz da rahat durmuyor ki. Onlar da haklı. Evet. Ailemize vermediği zarar kalmadı. Ve bu konu bu sefer başka bir noktaya geldi Gül. Kan davası. Tüm hayatımızı, çocuklarımızın hayatını etkiler. O yüzden tavrım çok net. Düşünecek bir şey yok. Ayrıca bu sadece erkeklerin verebileceği bir karar değil. Ailece oturup konuşmalıyız. Karabey kadınları olarak ağırlığımızı koymalıyız biz de. Bu kan davasını durdurmalıyız. Karabey erkeklerini toplayıp konuşalım bence. Siz Azade Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Aile büyüğümüz olarak sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Şair nerede?
Şair nerede dedim. Belli ki size konuşmayın demişler ha. Gerçi ben olsam konuşurdum. Bak ikimiz de kazançlı çıkabiliriz bu işten. Hem Karabeyler ne veriyor ki size? 3 kuruş para bir de yol yemek. Gel. Gel. Bak onlar ne veriyorsa ben sana 2 katını vereyim. Ha? Hepimiz kazanalım nasıl? Cevahir'im ben be! Cevahir! Benimle konuşma şansını buldun, tepiyor musun? Pişman olacaksın bana. Pişman olacaksın. Korkaksın oğlum sen. Korkaksın. Karabeylerden korkun, senin sonun olacak. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim! Asayiş Berkemal mi diye kontrol etmeye geldim. İçerideki şahıs bizim için mühim biri malum. Aferin, aferin. İşte böyle ciddiyetle yapın işinizi. Gözüm üzerinizde. Cevahir'in başındaki adamlar sağlam mı Fırat? Evet abi. Ben de kontrole giderim birazdan. Şair başka yerde. Aynen abi. İrtibatları yok. Tamam. Güzel. Bakın. Bizim bu meselede hata yapma şansımız yok. Ona göre. Gel. Gel abi. Bir şey mi oldu? Sizlerle konuşmak istiyoruz. İzniniz varsa. Buyurun. Biraz önce yaşadıklarımızı düşününce biz de söz sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sadece Karabey erkeklerini ilgilendirmiyor. Müsaade varsa ben de Karabey hanımları adına 2 çift laf etmek isterim. Biliyorum. Söyleyeceklerimin belki hükmü yok artık ama ben hala bir Karabey'im. Büyüğünüzüm. Kan davasının acısını hem gördüm hem yaşadım. Hem de yaşattım. İnsan en başta uzun boylu düşünemiyor oğlum. Nelere mal olur, nelere sebep olur pek göremiyor. Kör bir inat, gurur, intikam. Hepsinden koy biraz. Sen bunlar bende yok. Ben hala ailemi koruyorum desen de inan olsun var oğlum.
Ama bil ki en sonunda olan yine sana oluyor. Çoluk çocuk öyle bir acı çekiyorsun ki bucuğu bucağı yok. Ben böyle bir hata yaptım oğlum. O yüzden senden bir daha düşünmeni istiyorum. Sen yapma. Evet. Siz böyle bir kararı vermeden önce son bir kez iyice düşünün istiyoruz. Ne hakkımız varsa onun yüzü suyu hürmetine çok rica ediyoruz evladım. Sadece kendimiz için değil, doğmamış çocuklarımız için de istiyoruz bunu sizden. Çocuklar bize çok. Ama Pirem, rengi kötü sanki biraz. Yani hayatım, aslında sağlamlığa bakmamız gerekmiyor bizim. Ha? Ya o ayrı, o ayrı canım. Bak güzel. Beğen işte. Böyle paket mi yapılır ya? Hayır, bu çorba zaten poşetin içine dökülür. Hiç zannetmiyorum. Hem bugüne kadar böyle bir şikayet de almadık. Bak, bunların yine bir problemi var ha. Bir şey olmuş. Vallahi Cevren, bir şey olmuş mu bitmiş mi ben bilmem de. Bunlar yine birbirlerine girmişler. Ne yapıyorsun ya? Saçımı mı çekiyorsun? Ya ben senin saçını niye çekeyim ya? Mektuba kızdın ya. Ondan olmasın hani. Hayda ya, kafana şu poşetten gelmişti, onu almaya çalıştım ben. Ha. Al hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Anlamanı sağlamaya çalışıyorum. Benim neyi anlayıp anlamadığımı sen nereden biliyorsun? Öyle bir şey söylemedim. Ama herkesin kendi derdini anlatmaya hakkı var değil mi? Biz de geldik, derdimizi anlattık işte. Gerek yok. Ben her şeyin farkındayım zaten. Öyle mi? Öyle. Cevahir adamlarıyla buraya geldiğinde biz o odada neler yaşadık, sen gerçekten bunun farkında mısın?
Ninni dinleyince rahatladın mı zannediyorsun? Ben kaç kez öldüm o odada biliyor musun? Senin kanlı görüntün gözümün önünden kaç kere geldi geçti. Baran anla artık. Bu sadece senin yükün değil. Bu hepimizin yükü. Sen de şunu anla. Bu kez Cevahir'in yaptıkları yanına kar kalmayacak. Nereye gidiyorsun? Çok korkuyorum Fırat. Yıllarca bu konakta kan davası yüzünden neler yaşandı. Tam rahat bir nefes aldık derken. Sürün. Korkma. Kimse Karabeylerle baş edemez. Sen gönlünü ferah tut. Adamlar konağa bastılar Fırat. Cevaplarını da aldılar ama. Peki ya bundan sonra ne olacak? Bundan sonra da ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanacak. Ne kadar rahat söylüyorsun. Yani biz... Aydın'ını bu yüzden kaybettik Fırat. Hatırlatıp seni üzmek istemem ama... Cevrem saat kaç olmuş artık kalkıp ne bekliyorsun? Akşam oldu. Harun'a da söyleyeyim ben. Of. Gençler. Hadi hazırlanın bari. İftar için de bir şeyler paketleyelim gidelim evde hep beraber yiyelim ha. Tamam Cevo. Burada her şey var zaten ben hepsinden koyarım şimdi size. Sen gelmiyor musun Harun? Allah ne verdiyse beraber yiyeceğiz. Yani. Yok yenge ya. Ben dükkanda açayım. Size de hiç rahatsızlık vermeyeyim. Burada her şey var zaten. Tabii tabii. Onu tarhana çorbasıyla baş başa bırakalım. Ne de olsa kırmızı çizgisi. Ya ne kırmızı çizgisi? Ne diyorsunuz? Anlamıyoruz biz bir şey vallahi sizden. Boş ver Cevruş'um. Anlayan anladı. Biz de anlamadık Yasmin. Bana sıkıldık ha sizin şu kavganızdan. Evde anlayacağız Cevrem. Sen merak etme. Harun bak itiraz istemiyorum. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Cevap burada her şey var dedim ya ben. Ya Harun. Pardon Cevriyem. Kardeşim ben burada yemek yok diye mi söylüyorum sana ya? Ya Ramazan ayındayız. Ramazan demek kalabalık demek. Hep beraber yiyip içmek bereket demek ya. Tek başına iftar mı yapılır? İyi. Öyle olsun madem geleyim. Ha. Tamam. Siz bu paketleri o zaman bitirin dağıtın gelin. Bak Harun. Hayatım ben montlar alayım.
Babam nerede? Yok mu? Gitti. Ama yine gelecek. Zamanım doldu herhalde. Beni çözdüğüne göre. Konuşacağız. Eşit şartlarda. Ne konuşacağız ki Burhan? Konuşacak ne kaldı? Sen kazandın işte. Öldür de bitsin bu iş. Öyle kolay kurtulamazsın. Merhamet ha. Yine merhamet. Anladık, iyi birisin. Ama her defasında da olmaz ki. Sana merhamet yok. Adalet vakti. Ha. Baban, verin bana cezasını, ben keseyim diyor. Ne dedi? Kanını dökecekmiş. Kararsızım. Belki de babanın teklifini kabul etmem gerekiyor ha? Ne dersin? Ben olsam yine de çok fazla güvenmezdim. Baba yüreği sonuçta. Hem benim cezamı niye hak etsin ki? Ben onun konağını basıp çoluk çocuk kim varsa öldürmeye kalkmadım, öyle değil mi? Gerçi buraya gelirken aklımda tam olarak da vardı. Seni de sona saklayacaktım. Dilan'ı, karını öldürüp öldürmemekte kararsızdım. Hala da kararsızsınız. Sakın! Sakın hanımın adını ağzına alma. Sen kimsin ki karabeyleri öldüreceksin? Beni öldürmezsen bana geri gelirim. O zaman kim olduğumu çok iyi öğrenirsin. Bana! Bana! Oğlum! Abi! Oğlum yapma! Abi! Abi! Baran, öfkeni kontrol et oğlum. Oğlum dur! En azından yarına kadar bekle Baran. Abi babam haklı. Önce bir konuşalım, sonra bakarız. Olur mu? Hadi indir silahı abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapma. Hadi aslanım. Sabret. Cezanı keseceğim. Az kaldı. Al şunu.
Sülhan sesini duyacağım diye ödüm koptu. O sesi duymamak için elimden geleni yapacağım. Abi, abi dur. Abi dur. Abi yengeme kızma. O bizi uyarmakla en doğru olanı yaptı. Artık anlaması lazım Can. Bu mevzu başka. O içerideki kansız. Kardeşlerime, karıma, aileme zarar verdi. Abi anlıyorum. İnan bana çok iyi anlıyorum seni. Ama kan davası lafını duyunca geçmişte yaşadıklarımız aklıma geliyor. Düşünmeden edemiyorum abi. Ben de Can. Ben de geçmişi düşünüyorum. Abi. Sen en azından annemle babamla bir çocukluk yaşadın. Anne sevgisini tattın. Ben ne yapayım? Annemi sadece fotoğraflarda gördüm. Ya babam? Sesini duyduğumda 18 yaşındaydım abi. Ben de baba olacağım Can. Bunları düşünmüyor muyum sanıyorsun? Düşün abi. İyi düşün. Gerek yok. Asla laftan anlamıyorsun. Asla öfkene hakim olamıyorsun. Kudret Baba'ya haber vermesem o zaman ne olacaktı? Olması gereken olacaktı. Hep bildiğini okuyorsun. Bana da geldi. Sana da pek uzak sayılmaz. Bildiğini okumak. Hep öyle yapmıyor musun? Evet, yapıyorum. Yapacağım da. Karınım ben senin. İyiliğini istiyorum. Huzurlu olalım istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Ben de. Sabaha hiçbir şeyin kalmaz. Evet, gelebildin Hasan Efendi. Paran kuş uçurtmuyor ki amca. Ne bu halimiz? Toparlanın biraz. O ses ne? İyice bak etrafa. Bir yaramazlık olmadığını anlayalım. (Gülüyor)
Şu an için bir şey görükmüyor Fırat Bey. Anlatırım demiştin bu fotoğrafların hikayesini. Sırası mı şimdi Can? Evet. Tam da sırası. Eskiyi konuşalım biraz. Bugünden uzaklaşalım. Burası neresi? Mardin'deki konak. Bu fotoğraf da çok güzelmiş. Cihan da var burada. Bunu nerede çektiniz? Annem doğum günüm için sürpriz yapmıştı. O gün her şeyi kendi elleriyle hazırlamıştı. Yani yeni doğmuştu ya. O sene yapmaz diye düşünüyordum ama yapmış işte. Güzel günlerdi. Çocuğuz tabii. Dert yok, tasa yok. Annem baban yanında. Hiç bitmesin istersin ya. Bitti. Başka yok. Son mutlu günümüzmüş. Sonra annemi kaybettik. Babam da malum. Çocuğumuz da böyle yarım kalmış bir albüme bakmak zorunda kalmasın. Böyle olmasını sen de istemiyorsun. Biliyorum. Sağlık gençler. Döktürmüşsünüz vallahi yine. Cevdet doğru söylüyor. Evet, alalım son dakika haberlerini. Var mı bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey? Yok. Öyle diyorsanız. Doydunuz mu bari? Doyduk. Doyduk. Cevapları otomatiğe bağlamış. Madem tek bir ağızdan cevap verin de yorulmayın boşu boşuna. Oldu mu? Oldu. Oldu. Hanif Hanım, bir gün anne olunca anlarsın demişti. Seyit babam da insanın evladı için yapamayacağı hiçbir şey yok demişti.
İkisi de haklılarmış. Bizim de bir çocuğumuz olacak Baran. Ben çocuğumu ateşe atamam. Ben bebeğimizi düşünmüyor muyum sanıyorsun Dilan? O adam ailemi, ne olmamış bebeğimi öldürmeye kalktı. Ve hala nefes alıyor, anlıyor musun? Anlıyor musun? Çünkü her şeye rağmen bebeğimizi, sizi düşündüğüm için alıyor o nefesi. Anla artık. Sizin için. Madem düşünüyorsun, yapılması gereken ortada işte. Bunu sana kan bedeli olarak verilmiş biri söylüyor. Sen de annesini kaybetmiş biri olarak yapılması gereken neyse onu yap Baran. Ben bebeğimizi birlikte büyütelim istiyorum Baran. Ben bebeğimizi birlikte büyütelim istiyorum. Okula gittiğini, evlendiğini, mutlu olduğunu, hepsini görelim istiyorum. Şu koca dünyada birlikte yaşlanalım istiyorum. Ne olur bizi bundan mahrum bırakma. Lütfen. Kan davasını başlatan ben olmayacağım diye. O davayı Cevahir başlattı zaten. O kazada yaralandığında başlattı. Yetmedi Fırat'ı vurdu. Yetmedi buraya geldi. Ben kan davası başlamasın diyorum. Sen zaten başladı diyorsun. Anladım. Ne desem tesir olmayacak. Öyle işte. E, mektubu okuyunca da olanlar oldu işte. Gördün sen de halini. Ay Allah'ım ya. Sen ona yazıyordun yani, öyle mi yazıyordun? E benim deli kızım ya. E ama yani ilk o başlattı Cevruş'um. Sonra bir tek çocuk ben oluyorum. Yavrucuğum bu çocukluk değil. Bu aşk be ayol, aşk. Ama bırak Allah aşkına ya. Benim hiç inancım kalmadı. Baksana hiç ses seda da yok. Hem görmedin mi beyefendiyi, söylemeyeceğim diyor. E o söylemezse ben de söylemem o zaman. Hani bu devirde o eski kurallar olmazdı? Hı? Konuşacaktın, ne oldu? Ya o zaman öyleydi. Şimdi de böyle oldu. Neyse, hadi şu çayları getir artık. Anlayacağınız, ben başka bir çıkış yolu bulamadım. Kararım budur. Çok anlattım, çok yalvardım. Ama Baran zaten savaşın başladığını söyledi bana. Fırat da kestirip attı. Bundan sonra ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanacakmış. Olacak şey belli. Ben çok düşündüm hanımlar. Kolay vermedim bu kararı. Ama siz bunu yapmaya mecbur değilsiniz tabii. Mecbur değiliz ama başka çıkar yolda yok. Biz de seninleyiz Dilan. İyi düşündün mü kızım? Evet Azade Hanım.
Başka bir yolu kalmadı. Bir umut işe yarar belki. Yoksa her şey çok daha kötü olacak. Eğer fikirleri değişmezse yarın harekete geçeriz. İyi misin? İyisin değil mi? Bana bak. Çok şükür. Çok şükür iyisin. Tamam. Kabus gördüm, geçti bitti, tamam. İyiyim ben bak. Korkunçtu. Çok korkunçtu. Ben seni kaybedeyim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sana bir şey olursa yaşayamam ben. Yaşayamam. Ben de seni çok seviyorum. Sana bir şey olacak diye o kadar korkuyorum ki. Allah'a hep onun yerine benim canımı al diye dua ediyorum. Ne diyorsun sen Dilan? Ne diyorsun? Hayır. Hayır, sana bir şey olmayacak. Buna izin verme. Sana bir şey olursa yaşayamam ben. Bundan sonra ikimiz de sadece çocuğumuz için yaşayacağız. Thank you.
Cevdet. Bak bunlar baya baya küsler, tamam mı? İş başa düştü. Bizim barıştırmamız lazım. Yani bizim başımıza düştü yani, onu diyorsun. Evet, bizim başımıza düştü yani, barıştırmamız lazım diyorum. Birbirlerine açılacaklardı. Açılmadılar. Bir şeyler oldular. Vazgeçtiler. İyi tamam. Ben Harun'la konuşayım. Sen de Yasmin'le konuş. Yok Cevdet'im, kocam, onu denedik. Olmuyor. Burada işlemiyor yani bu. Bir şeyler yapmamız lazım. Sen ne yap biliyor musun? En iyisi al karşına ikisini de bir konuş bakayım bir güzelce. Peki tamam. Bir de onu deneyelim o zaman. Ne diyeyim yani? Ya ama artık yolundan çekil amcaoğlu. Asıl sen çekil be. Ne kimsin karşıma bostan korkulu gibi. Tövbe tövbe. Başladılar yine Cevdet. Ya Allah aşkına çağır şunları yanına. Tamam tamam. Gençler bir gelin bakayım, iki dakika konuşalım ya. Gelin Yasmin. Yok Ceva, muhasebeden aradılar şimdi de. Benim hesaplara bakmam lazım. Acil. Benim de. Senin de mi hesaplara bakman lazım? Efendim? Ha şey yok. Ocakta yemeğim vardı da ona bakmam lazım acil. Tabaklar. Ha tabaklar. Sonra dizerim ben bunları. Kaç bakalım kaç. Daha nereye kadar kaç? Gülüm, ne yapıyorsunuz siz, ne bu babalar? Ne oluyor burada? Vallahi ben de anlamadım. Ben çocuğumu kan davasının gölgesinde büyütmek istemiyorum. Gidiyorum. Çıkıp gitmek bu kadar kolay ha? Kolay olur mu oğlum? En zoru da. Zor olmasına zor ama başka yolda yok. Dilan doğrusunu yapıyor. Eğer kabul ederse ben de onunla giderim. Kan davasıyla yaşamak yaşamak değil. En azından biraz bekle. Ne oldu? Neden beklememi istiyorsun şimdi? Murat. Nadir Şeyhanlı geldi o. Cevriyem. Ne oldu hayatım? Neyin var senin? Bir şey mi var? Ay sorma Cevdet ya. Şu Harun'la Yasmin'e canım sıkılıyor. Yani bir şey bulmak lazım bunları. Aa, buldum. İzle bak şimdi. Gel, gelin. Ya biz şu beşik seçimine bir şekilde karar veremedik de bir de size soralım dedik, değil mi? Heh. Hay aklında bin yaşa Cevriyem. Çocuklar bir bakın bakayım, ne diyorsunuz bunlar için? Şu mavi olan olsun bence ya. Bu beyaz olan. O ne öyle ya, saçmalama, ruh gibi bembeyaz. Senin mavi de süper ya, olay uyumlu. Aynen, tebrik ederim yani, mükemmel seçim. Ya bir durun ya, Allah aşkına ya, of. Gerçekten sorduğuma soracağımı beni pişman ettiniz ya. Ha. Sağ olun gerçekten.
Ben ama yani ne yapayım Cevruş'um, sırf ben mavi dedim diye beyaz söylüyor. Ne alakası var ya? Hayır yani benim bizzat bir seçimim olamaz mı yani? Olur. Sen kavga etmeden duramıyorsun diye beni de öyle zannediyorsun ama. Ben mi duramıyorum kavga etmeden? Asıl sen duramıyorsun be. Yok kurallar, yok bilmem neler. Ama ben biliyorum senin neden böyle yaptığını. Öyle mi Yasmin Hanım? Hı. Tamam söyle bilelim o zaman. Neden yapıyormuşum? İtiraf bekliyorsun. Sana karşı ne hissettiğimi söylememi bekliyorsun. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Harun Bey? Sen daha çok beklersin. Sen de çok beklersin. Seni sevdiğimi asla ağzımdan duymayacaksın, tamam mı? Öyle ilan aşk falan yok sana. Asıl ben seni sevdiğimi söylersen ne olayım? Çaktınız mı? Aa,